Geçen hafta başlamıştık zaten. Ne kadarınız, tabii ben konuşurken çok hani fark etmeyebiliyorum, kusura bakmayın, ama herhalde geçen hafta gelmiş olanlar daha çok. Bu hafta ilk kez gelen var mı peki? Eyvah. Şöyle bir açmaz oluyor bende. Geçen hafta bütün anlattıklarımı tekrar etmeye çalışıyorum bu durumda. Öyle bir şey yapmamaya çalışacağım. Çünkü geçen hafta başladığımda da bu modern sanat hakkında konuşmaya söylemiştim. 4 hafta sadece konuşabileceğim. Ama aslında modern sanat öyle bir konu, öyle bir alan, öyle bir dönem ki yani haftalarca konuşabilirim üzerine elimden geldiğince. Çok iyi bildiğim için söylemiyorum. Yani üzerine çok konuşulmayı hak eden bir dönem. Ve bunun da nedeni, yani şöyle çizmiştik aralığı, kısaca bir hatırlatırsam eğer, modernitenin sanatıdır aslında modern sanat, çok özetle. Ve modernitede aşağı yukarı aslında bütün o kendi içindeki gelişmeler Rönesans'tan itibaren temellenen, başlayan, sadece sanat değil, genel olarak moderniteden bahsediyorum, Avrupa modernitesi. İşte Amerika'nın keşfinden tutun da zaten sanayi devrimine, sonra Fransız ihtilaline, bütün o dünyayı belirleyecek modernitenin ortaya çıkması bütün o koşullarla oluyor. Yani 15. yüzyıldan sonra özellikle şekillenen sanat da biraz böyle. O biraz tarihine baktık yani geçen hafta. Ve modern dönemi de, Avrupa modernitesini de aşağı yukarı işte 1800'lerin başıyla, yani 19. yüzyılın, 1900'lerin yani 20. yüzyılın ortasına kadar çiziyoruz. Yani 150 yıllık bir dönem aşağı yukarı. Bunun tabii farklı yorumlara göre bu tarihler değişebiliyor. Temel olarak şöyle bir şey söylemiştim ama, şu ayrımın altını çizmiştim yani. Bütünüyle modernitenin, Avrupa modernitesinin sanatı modern sanattır. Ve fakat modernitenin, yani modern sanatın, modernitenin içinden çıkıp sonra onun gözünü oyan bir modernist sanata evrildiğini ve onu, yani modern sanatın son ikinci aşamasının daha doğrusu modernist sanat olduğunu ve orada işlerin iyice karıştığını aslında söylemiştim. Bunun da sebebi aslında, yani modern sanatı nasıl tanımlamıştık meselesine şöyle bir kısaca dönersek daha genel anlamıyla. Bir kere fikirsel, yani modern dönem, zaten modern sanat bu kadar önemli olmasının nedeni çok temel bir binlerce yıllık sanat tarihinde bir kırılma dönemi olması aslında. Yani sadece herhangi bir 100 yıl, 150 yıllık böyle ardı ardına giden işte ardışık sanat tarihinde herhangi bir dönem değil. Sanat yapmanın, sanatın tanımının, koşulların, sanatçının kim olduğunun, sanat üretiminin, üretme aşamasının ve sonuçta ortaya çıkan ürünün ve onun daha sonra da nasıl tüketildiğinin kurallarının ve tanımının kökten değiştiği bir dönem aslında. Günümüzü de belirleyen bir dönem. Hatta bir parantezle söylersek, işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani modern sanatın bitmesiyle birlikte ne başlıyor? Aşağı yukarı postmodern dönem dediğimiz, öyle denen yani. Ve kendisini moderne göre konumlandıran, çünkü postmodern, yani modern sonrası, onunla hesaplaşmayı içinde barındıran. Dolayısıyla da işte günümüz güncel sanat, çağdaş sanat, ne dersek yani, bugünü belirleyen koşulları oluşturan yine bir dönem aslında. Ve modern sanatın bir kere özerk bir sanat, kendinden menkul, kendi içindeki dinamiklerle ortaya çıkan bir sanat olması neticesinde vardığı bir mücadele sonucunda, tabii fikir ve sanatçıların mücadelesini, bir özerklik meselesini koymuştuk. Yani sanat, işte Kant'ın fikirleriyle özellikle ne diyordu, çünkü sanat ahlaktan ve akıldan kopmalıdır. Ve ondan temellenen bir, özellikle Alman romantisizmi, zaten hani en erken modern sanat şeyini, örneklerini vermeye başlamıştı. Akıldan ve ahlaktan kopmalıdır iddiası, sanatın çok basitçe araçsallaştırılmaması gerektiğini söyleyen bir iddia, bir fikir. Neden, nasıl bir araç sanat? Sanat tarihine bakarsak eğer, ya aristokrasinin, yani sarayın, ya da kilisenin
hizmetinde aslında. Bunu söyleyebiliriz. Yani şimdi bugün bize böyle tanımlar biraz itici geliyor ama hani sanat bir araçtır demek falan mesela. Çünkü sanatı hep bir yüksek ve ulaşılmaz noktada ve işte nasıl diyelim, işte bağımsız, sadece bireysel, kişinin kendiyle ilgili, üreten kişinin gibi bir şey düşünüyoruz. Ama aslında hiç de öyle değil. Bu ancak işte modern sanatın verdiği mücadeleyle 20. yüzyılda olmaya başlayan bir şey. Çünkü sanat aslında moderniteyle, yani modern sanatla birlikte özellik kazanmaya başlıyor. Hakikati kendisinde bir şey haline dönüşüyor. Sanatın amacı da, bilgisi de kendinde oluyor ve İşte çok özetle Hegel, Kant, onların fikirleri, tabii bu da yani özetlenemeyecek kadar derin şeyler elbette ama bu kadar kolayca. İşte bir mimesis geleneği, yani sanatın binlerce yıllık taklide dayalı oluşuyla ilgili modern sanatın bambaşka bir iddia ile ortaya çıkması, o naturalist taklit geleneğinden kopmak için büyük bir çaba göstermesi ve böylece de sadece üretim ve tüketim ilişkilerinde değil, yani bir yani sponsorluk değilmiş, işte banilik, hamilik, işte sen şu parayı al ve benim için şöyle çalış diye konumlandırılan sanatçının giderek ben kendim çalışacağım ve şu konuyu şu biçimde, şu tarihte istediğim zaman yapacağım, ondan sonra da alan alır almayan almaz gibi bir noktaya kavuşması, tabii sanatçının statüsü, toplumsal statüsü vesaire. Sanatın toplumsal statüsünün böylece yükselmesi aslında, özerkleşmesi demek. Çünkü aslında 18. yüzyıla kadar sanat ve zanaat aynı şeydi. Yani hatta burayı da biraz geçen hafta açmıştım. İşte Rönesans'ta bile demiştik hatta, işte çok kolay bir örnek olduğu için hep bunu söylerim zaten. İşte bir resmi yapanla o resmin çerçevesini yapan kişi aynı ücreti alıyorlar ve toplumsal olarak da aynı işi yapıyormuş gibi görünüyorlar. Çünkü ikisi de elle çalışıyor diye tanımlanmış durumdalar. Buna da büyük bir karşı çıkış var. Bu tabii Rönesans'tan itibaren verilen mücadelenin neticesinde gelinen bir nokta zaten. Ama özellikle de 19. yüzyıl sanatçısı, modern sanatçı, bugün biraz bu modern sanatçı mitine, hatta biraz ben miti diyebileceğimiz bir şeye değinmek istiyorum, açmak istiyorum orayı zaten. Modern sanatçı kendisini bu şekilde kabul ettirdi. Bunun iddiasındaydı zaten ve böylece mümkün olabildi modern sanat dediğimiz şeydi. Yani tabii hani modernite bir sürü şey ama mesela fikirsel olarak sanatçıları çok belirleyen özellikle modernist sanatı belli şeyler var. Yani hani nasıl bir dönem, Nietzsche diye bir adam çıkıyor ve işte 1883'te böyle buyurdu Zerdüşt'ün ilk basım tarihi, Tanrı öldü diyor işte. Yani hep şunu söylüyorum ben öğrencilerime falan da, modern dönemi anlayabilmek için biraz empati kurmak lazım ve modern dönemi zihinlerde biraz canlandırmaya çalışmak lazım bence, nasıl bir dönemdi. Bugün hakikaten yani biraz da tuhaf dönemlerdeyiz, biliyorsunuz her şeye alışık zihnimiz, gözlerimiz hep böyleymiş gibi geliyor filan. O yüzden hani bu tarihsel olarak böyle önemli bir dönemi anlamak için genel bir varlık, insanın nasıl var olduğu meselesini anlamamız lazım. Dünyaya bakışın nasıl değiştiğini görmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş bu arada geçelim örneklerimize. İşte Nietzsche 1883'te Tanrı'nın öldüğünü söylüyor ve işte şey diyor, yani biz öldürdük, insanoğlu öldürdü, elimiz kana bulandı, şimdi ne yapacağız? İşte bu amelin yüceliği bize fazla değil mi? Sırf hani ve böylece de artık bizim Tanrı olmamız gerekmez mi diyor. Yani yüce bir gücü dünyevileştirerek, tabii ki burada çok ciddi metaforlar var elbette, onun yerine insanın kendisini koymasıyla ilgili bir açıklama bu, bir bakış açısı. Ve modern dönem tam da öyle bir dönem zaten. Ve modern sanatçı da böyle bir sanatçı olarak kendini var eden biri. Biraz da biçim içerik meselesi açısından bakmaya çalışmıştım geçen hafta.
Çünkü aslında modernist sanat, işte modernitenin içinden çıkıp sonra onun gözlerine oymaya çalışan sanat ve kendinden önceki hiçbir şeyi, hiçbir sanatı beğenmeyerek, bir kere zaten temel olarak modern sanatın, yine hani geçen hafta anlattığım için özetleyeceğim, klasisizme karşı olarak kendisini konumlandırdığına dikkat çekmemiz lazım. Bunu aslında akademik sanat olarak genelleştirebiliriz. Çünkü şöyle bir tarihselliğe sahip o da, aşağı yukarı 16. yüzyıl, 17. yüzyıl hızlı bir şekilde sanat akademileri açılıyor. İşte İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de Kraliyet Sanat Akademileri açılıyor ve bunlar sanatın işte hani resmi olarak öğretildiği kurumlar. Bizde tabii hala biraz sanat akademileri bu Paris Ecole des Beaux-Arts geleneğine dayandığı için hala aslında o 400-500 yıllık sanat eğitimi formülü bir açıdan devam ediyor bizde. Dünyanın başka yerlerinde de var bu örnekler ama etmeyen örnekler de gittikçe çoğalıyor. Neyse, bu başka bir tartışmanın konusu tabii. Ama böyle işte yani önce desene, sonra boyaya bağlı, işte boya nasıl sürülür, 3. sınıfta öğrencilere öğretilen ve işte reprodüksiyon yapmaya dayalı, ondan sonra bir sanat eğitimi, sanat tarihinde öğretildiği falan. Bunun işte bu akademilerde kendi kurallarını oluşturan bir sanat olması akademiler tarihine bağlı ve modern sanatçı işte 19. yüzyılda ister istemez ona da karşı çıkıyor ve onun dışında da yer alıyor. Şimdi bunun aslında iki farklı açısı var. Birincisi, orada öğretilen sanatla ilgili bir derdi var modern sanatçının. Niye? Çünkü esas da işte mimetik, yani antik Yunan'daki o mimesis, taklide dayalı sanat geleneğine karşı. O da neyin taklidi? Doğanın taklidi, yani naturalizm. Oradan kopmaya çalışıyor. Çünkü onun artık yani hani işte o dönemin zihnini anlarsak eğer, modern dönemin insanının dünyayla kurduğu ilişkiyi anlamaya çalışırsak eğer, artık hani gerekmediğini düşünüyor, karşılamadığını düşünüyor sanatta. Sanatın onu karşılaması gerekmediğini düşünüyor daha doğrusu. Bu arada tabii fotoğraf makinesinin icadı falan hani çok temel elbette bir eşiktir. Çünkü mesela empresyonistler çıkıp işte artık fotoğraf gibi resim yapmanın anlamsız olduğunu fark edip onun üzerine sanatlarını inşa ediyorlar. O mimetik gelenekten kopan modern sanatta, işte naturalist taklitten kopan sanatta, biçimi, formu, stili öne çıkararak orada bir farklılığa gitmeye çalışıyor ama hemen ardından da içerik de onunla birlikte değişiyor elbette. Zaten sanatçı, yani dünya değişiyor bir yandan, hani realite değişiyor. Biraz böyle kentleşmenin artması, nüfusun artması, kentteki hayatın farklılaşmaya başlaması, zaten kapitalizm, üretim ilişkilerinin değişmesi, işte sınıfsal yeni bir işte burjuvazi ve işçi sınıfı vesaire, bütün bunlarla birlikte değişen dünyanın da farklı görünümleri, onu da özellikle realist sanatçılarla geçen hafta bir konuştuk azıcık. Ama bu içerik biçim meselesi bizde aslında biraz şeydir, sanki birbirini karşıtıymış, karşıtı olmak zorundaymış gibi düşün. Ya da modern sanatta da öyle. Hani biçimi vurguluyor modern sanatçı, modernist özellikle ikinci aşamasında modern dönemin biçimi vurguluyor. Sanki hani içerik tabii önemini kaybediyor aslında ama bir yandan da dediğim gibi içerik de değişiyor. Çünkü aslında dünya değişiyor. Modern, mesela Rembo'nun bir şeyi vardır. Modern ne pahasına olursa olsun hep modern olmak zorundadır. Bir iddiadır modernlik. Düşünsel bir polemiktir. İçeriği, biçimleri sürekli değişen bir tartışmadır gibi bir açıklaması var. Hatta modern ancak hep daha modern olduğu sürece var olabilir diyor. Bu işte modernin içinden modernist dediğimiz şey nasıl çıktı, onu gösteriyor bize aslında. Çünkü çünkü aslında kendinde var işte bu alıntının, yani öyle bir
sözcük ki modern, işte tarihsel olarak bakmıştık yine. Yeni, en yeni işte 5. yüzyılda milattan sonra Hristiyanların ilk kez kendilerini Romalı, pagan geçmişten ayırmak için Hristiyan Romalıların kendilerini tanımlamak için kullandıkları bir sözcüktü modernus, hatırlarsak eğer. Her dönem modern olabilir. Bu biraz çağdaş anlamında kullanılıyor ama 19. yüzyıl Avrupa modernitesinin ismi haline gelince modern kelimesi orada artık daha karmaşık bir hale geliyor mesele. O artık modern dönemin sanatının adı haline geliyor. Tekrar edersem modernist de işte onun ikinci döneminde ortaya çıkan ve işte özellikle biçim olarak modern sanatında hala devamcısı, sürdürücüsü olduğu naturalist gelene giderek daha fazla savaş açan bir sanat haline geliyor. Az önce başladığım şeyi bitirsem eğer, akademilerle ilgili iki açıdan sanatçı hesaplaşıyor dedim. Bir tanesi orada, ya bir yönü orada üretilen sanatla ilgili. Yani modern sanatçı artık o işte Rönesans resmi aslında 19. yüzyılda hala Kraliyet Akademilerinde öğretiliyor. Dedim ya hani eğitimle ilgili. Bugün de öğretiliyor aslında yani okullarda. Ve sanatçı artık buna karşı çıkıyor ve farklı bir arayışın peşinde. Öte yandan kurumsal olarak da o akademilerin içinde yer alamamaya başlamış durumda sanatçı. Kendi muhalif hali, duruşu, tavrı nedeniyle ve bu yüzden de sanatın kurumsallığının da değişmesi gerektiğini düşünüyor. Yani sanat nerede, nasıl öğretilir, nerede sergilenir, kim tarafından nasıl satın alınır vesaire vesaire. Bütün bu ilişkileri de keza değiştiriyor sanatçı. Modernist estetiğin, bunu da aslında modern diyoruz. Şimdi ben sadece ayırabilmek için vurguluyorum modernist diye, söylemek de zor. Ama hepsine toptan modern sanat diyoruz aslında. Fakat ikinci yarısı o. İşte modern hep daha fazla modern olduğu için, kendi ilkesi bu hale geldiği için, yani modern sanatın nasıl modern sanat yapılır sorusunun birinci cevabı en yeniyi yapmak, adeta bir icat yapmak. Sanatçılar işte bunu kriter haline getiriyorlar. Sanat yapmanın kriteri işte bugün ben işte öğrencilere söylüyorum, hatta Marmara'da falan, sizin işiniz çok zor. Neden zor? Çünkü yepyeni, söylenmeyen, yapılmayan bir şeyi icat etmek zorundasınız. Birinin çok iyi kopyacısı olarak sanatçı olamazsınız. İcat yapmak sanatın kriteri haline işte modern dönemde geliyor ve bunu da özellikle modernistler sağlıyorlar, işte geç modern. Ve onları da avantgard diyoruz. Avantgard, avantgarde, öncü, birlik kelime anlamı. Ama sanata devşirilmiş bir terim. Tamamen bu işte modern sanatın kendisine bile karşı çıkma esasını, tavrını sanatın temel ilkesi haline getiren, sanat yapmanın temel koşulu haline getiren bakışı tanımlamak için kullandığımız bir terim, avantgard terimi. Çok duyuyorsunuzdur herhalde, pek çok kullanan. Artık fazlasıyla daha çok yani moda alanında kullanılıyor. Hatta geçen bir merak ettim, avantgard stil, moda falan. Sadece avantgard yazınca da çok fazla moda görseli çıkıyor ve böyle giyilemeyen kıyafetler vardır ya hani Paris Moda Haftası'nda, sadece podyumda izleyebileceğiniz o yöne evrilmiş durumda. Avantgard günümüzde bu şekilde üretiliyor. Burada da tabii şey var, hani tarihsel kalması avantgardın. Bir başka bir şey olursa çağdaş sanatı bile ayrı konuşuruz. Çünkü çağdaş sanatın içinde bugün avantgard var mı, yok mu, olmalı mı, olabilir mi falan, bunlar büyük tartışmalar ve başka vesileyle yapılması gereken. Şimdi biraz örneklerle gidelim isterseniz. Geçen hafta çok fazla konuştum ve böyle tarih ve teori kuram tartışması yaptım. Aslında daha fazla örnek görmek gerek, yani resim görelim ve onlar üzerinden konuşalım, daha keyifli olur diye düşünüyorum sizin açınızdan da. Evet, Cézanne
modern sanatın babası diye tanımlanan biri. Bunun da sebebi aslında 1907 yılında Paris'te büyük bir Cézanne sergisi açılıyor. Cézanne aslında 1839 doğumlu, yani 20. yüzyılda artık yaşlı. Hatta kaçta? 1906'da ölmüş. Ölümünden sonra açılan bir sergiyle adeta yeniden keşfediliyor. Çünkü modern sanatçıların ürettikleri, tahmin edersiniz ki, yaşarlarken pek takdir edilmiş değildir. Geçen hafta işte özellikle empresyonistler, izlenimcilerle ilişkili konuşurken söylemiştim. Ve Cézanne yaşı itibariyle de aslında daha klasik bir eğitim aldıktan sonra kendi resim anlayışını geliştiriyor. Erken dönemde daha izlenimci, yani ışığa ve renge ve doğaya bakarak o ışık ve rengin değişimiyle ilgili görsel oyunlara, efektlere başvurarak resim yaparken, daha sonra daha çok yapıyı, resmin kompozisyon yapısını, formu, daha strüktürü, yani önemseyerek çalışmaya başlıyor. Ve çünkü diyor ki, işte resim aslında gözle beyin arasındaki ilişkiyle olan bir şeydir. Çünkü empresyonistler aslında çok şey, hemen Cézanne'ın karşı çıkmasının nedeni aslında empresyonistlere. Empresyonistler 1860'larda, 70'lerde resmi sadece gözle yapılabilir bir şey haline indirgemeye çalışmışlardı aslında. O yüzden onlara getirilen önemli eleştirilerden biri de empresyonistler koca bir gözdür gibi bir tanımdır mesela. Cézanne'la birlikte post-empresyonistler diye isimlendirilen, biz sanat tarihçileri çok severiz çünkü böyle hemen bir başlık atalım, altına sıralayalım isimleri, sistematik hale getirelim ki kolay anlaşılsın diyoruz, ama böylece de hani hemen bir etiketlemek anlamına geliyor elbette. Yani Cézanne ben post-empresyonistim diye çıkmıyor elbette. Ama öyle isimlendiriyoruz çünkü işte renkle form arasında, biçim arasında bir tartışma başlatıyor ve modern sanatın babası denmesinin nedeni de temel bu işte görme ve bakma ve algılama ve onu tuvale yansıtma noktasında getirdiği farklı yaklaşım, yani bir icat yapmış olduğu. Fakat görüyorsunuz, elmalarıyla ölü doğa, bir natürmort ve çok da özgün, orijinal falan değil aslında. Neden bu kadar önemli kabul edilmiş? Neden modern sanatın babası sayılmış? Gözünüzün önüne bu elmaların, bak Cézanne bu resmi yaparken baksa elmaların şeyini getirin, fotoğrafik görüntüsünü koyun. Öyle bakmaya çalışın lütfen. Çünkü diyorum ya, hani bugünkü bizim gözümüze çok normal görünüyor bu. Ne var ki bunda diyoruz. Baktığımızda da hemen anlıyoruz elma olduğunu falan. Ama gerçekten o dönemde akademilerde, işte Paris salonları, bu resimler çoğunlukla reddediliyor zaten, ama kabul edilseler bile Paris salonlarına şiddetle eleştiriliyorlar, karşı çıkılıyorlar. Çünkü temelde işte o fotoğrafik görüntüden ayrı, farklı olması, tam da sanatçının kendi özgünlüğü ekseninde ne derece farklı olduğu ile ilgili büyük bir tartışma kopuyor. İnanılmaz hakaretler, yani bu resim özelinde değil ama genel olarak modern sanatçıların yaptıklarına dair çok şiddetli eleştiriler var. Hani o dönem yazılanlara falan bakarsak. Çünkü ne yapmış Cézanne? Bir kere elmalar bir espas, yani perspektif, derinlik olmadan yokmuş gibi, sanki bu resim bir batılı yağlı boya, işte geleneksel bir batı resim geleneğinin devamcısı değil de sanki hani Osmanlı'da yapılmış bir minyatür gibi neredeyse. Tabii minyatürün tekniği falan her şey farklıdır ama hacim ve derinlik açısından, tabii hacim değil, daha çok espas, yani resim mekanı açısından sanki bir derinlik yokmuş da elmalar üst üste duruyorlarmış gibi. Her şeyden önce böyle bir şey var. Zaten ayrıca boyayı sürüşünün kalın fırça vuruşları olması, izleyicilerde de bunu görüyorduk. Bu 1875-77 erken tarihli bir Cézanne resmi sayılabilir. Hala izlenimcilerin var olduğu, bir çalıştıkları bir dönem.
Konturu önemsemiştir ayrıca Sezan. Mesela empresyonistler bunu tamamen ortadan kaldırmak istemişlerdi, kaldırmışlardı. Çünkü doğada kontur yoktur diyorlardı. Yani herhangi bir şeye baktığınızda varmış gibi göz, daha doğrusu onu çizebilmek için kontur, önce çizgiler, ondan sonra boyama, işte akademik klasik geleneğin öğrettiği bir şey. Halbuki doğada kontur yoktur. Yani hiçbir şeyin kenarında siyah bir çizgi yoktur ki. Her şey o kendisidir, yani olduğu gibidir aslında. Ama empresyonistler bunu yaparken Sezan daha da konturu abartarak o yapıyı, işte formu kendi içinde vurgulamak isteğiyle bunu yapıyor. Özellikle de Sezan'ın doğaya bakışında geliştirdiği kuram. Çünkü yani resim yapıyor ama aynı zamanda bir teorisyendir Sezan. Çünkü zaten aslında yine bütün modern sanatçılar için bunu söyleyebiliriz. Dedim ya, hani modern sanat hepsi bir tür icat yapıyorlar ve hiçbir modern sanat akımı, üslubu, stili de birbirine çok da benzemez. En fazla empresyonistler, post-empresyonistler benzer. Onların bile ne kadar aralarında ciddi farklar olduğunu görüyorsunuz. Çünkü birbirlerine şiddetle karşı çıkarlar, beğenmezler. Kendilerinden bir öncekini aşmaya çalışırlar, onunla hesaplaşırlar. Aynı zamanda hala sürmekte olan naturalist, o klasik akademik gelenekle de hesaplaşmaya çalışırlar. Şey demiştim hatta geçen haftada, ontolojik bir mesele aslında peşinden koştukları. Yani sanatın tanımını varlıksal olarak, varlığını değiştiriyorlar ve aynı zamanda da epistemolojik, aslında bilgi felsefesi olarak da sanata yaklaşıyorlar. Farklı bir sanat yaparak farklı tanımlamaya çalışıyorlar ve her sanatçı dolayısıyla da bir kuramcı gibi karşımıza çıkıyor. Çünkü ve aralarında da zaten böyle, zaten çoğu da arkadaş, aynı ortamlarda, neredeyse hepsi Paris'te. İşte sanat ne olmalı, nasıl olmalı, bunlar üzerine konuşarak, tartışarak sonrasında da zaten modernist, avantgard sanatın, sanatçıların artık böyle manifestolarla ortaya çıkmalarına yol açacak bir düşünsel gelişim çizgisi bu. Hatta şunu da vurgulamak isterim. Modern sanatın, sanatçıların yaptığı temel şey sanatı görsel, dekoratif, estetik bir unsur olmaktan düşünsel, entelektüel bir fenomen, bir olgu olmaya çekmeleriydi. Ve Sezan da bunun çok önemli isimlerinden ve ilk isimlerinden biridir işte. Hala naturalistler, fakat bunu da unutmayalım. Yani baktığımızda gördüğünüz gibi, zaten resmi adı da söylüyor bize. Söylemesine de gerek yok, görüyoruz zaten. Bir dağ var, Saint Victor Dağı. Çok sever zaten Sezan burayı resmetmeyi. Evler var, bir manzara var. İşte katman katman farklılaşan tonları, renkleriyle. Şu resim daha iyi açıklar bunu. Defalarca deniyor ve ne yapıyor, nasıl bir şey geliştiriyor buradan, bir teori. Doğadan kopmuyor, doğaya bakıyor ama aslında doğada olmayan geometrik formlara indirgemeye çalışıyor doğayı. Gördüğü manzarayı yani. Ya da işte her şeyi gördü. Elmalar da öyleydi aslında az önceki. Kare, küpler, koni, buna çeviriyor adeta gördüğü işte formları. Bir ağaç gövdesini huni, koni gibi yapıyor. İşte dağ giderek üçgen bir form haline çevirmeye çalışıyor falan. Çünkü işte göz, yani hala bakıyor. O bakıştan kopmuş değil ama aynı zamanda da beyin diyor ve resmin aslında beyinle yapılan bir şey olduğunu söylüyor. Bu da bakın giderek işte resim elle yapılan bir şeydir, sanat zanaat ilişkisi falan, az önce bahsettiğim konudan daha da fazla koparmak anlamına geliyor aslında sanat yapma eylemini. Bu nereye doğru evrilecek kendi içinde, işte günümüzde sanat yapabilmek için çizebilmene gerek yok mesela, değil mi? Bu sadece günümüzde değil aslında, 20. yüzyıl başında da böyle. Doğayı iyi taklit etmenin, en iyi deseni çizebilmenin bir kriter olmaktan da çıktığı bir dünyadayız artık. Bunun kökenleri, temelleri işte bu yüz küsür yıllık tarihte yatıyor.
1895. Sanki tabak dik duruyor tamamen. Ama o zaman üzerindeki elmalar nasıl duruyorlar, değil mi? Çünkü yer çekim diye bir şey var. Ama işte tabii daha gelmedik ama Picasso ile ilgili o geçen hafta da bahsetmiştim galiba öykü. Gerçek mi değil mi falan bu anlatılıyor ama işte güzel özetliyor. Şu işte bir sergisinde Picasso'ya Sayın Picasso bu nasıl kuş demişler. Hatta geçen hafta söylemiştim size bir kadın demiş falan diye anlatılır niye kadınsa. O da demiş ki hayır bu kuş değil bu kuş resmi. Modern sanatın giderek dozu artan biçimde modern sanatçıların söylemeye yapmaya çalıştıkları şey tam da bu. Sanat bir şeyin temsili, taklidi, aracı, sözünün ifadecisi, temsilcisi olmak zorunda değildir. Bu şey olarak da işte sanat bir üç boyutlu nesne olarak düşünürsek tamam duvarda asılı yüzey, de yapılan bir şey resim ama nihayetinde şu çerçeveyle, çerçevesi olmasa bile, kağıt olsa bile o bir nesnedir. Üç boyutludur. Bu haliyle yani bir alınıp satılabilir nesne olarak da sanatın herhangi bir şeyin aracısı olmadığı, herhangi birinin birine hizmet etmesi gerekmediğiyle ilgili plan bir özerkleşme işte aslında. Sanatçının amaçladığı yani hem piyasa ilişkileri açısından kopma hem de temsiliyet açısından sanat tarihinin o birkaç bin yıllık en azından mağara resimlerinden biri birkaç on bin yıllık hatta daha da eskiye gidiyor tam tarihini hatırlayamadığım için şimdi en erken mağara resmi kaçtı neydi yani nihayetinde hani doğayı taklide dayalı o binlerce yıllık gelenekten kopuşla ilgili çok ciddi bir aşama. Evet, memento mori, ölümü hatırla. Hepimiz öleceğiz. Şurada bir karamsarlık var ama şimdi girmek istemediğim için bir duraksadım acaba mı falan diye birazdan geleceğim oraya. Şimdi Gauguin, bir Gauguin fenomeni var karşımızda. Çünkü bir sanatçı miti çözümlemek zorundayız aslında modern sanat üzerine konuşurken. Bu tabii sanat tarihinde kabahati biraz ama aynı zamanda büyük ölçüde. Ama aynı zamanda sanatçının kendi varlığıyla ilgili de bir işte farklılaşma var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Rönesans'tan beri işte 18. yüzyılda sanat sanat ayrılacak ve sanatçı da şey kabul edilecek ya hani toplumsal olarak yukarıda çünkü hizmetçiydi daha önce. Sarayın bir odasına kapatılan ya da işte ancak aldığı siparişlerle yaşayabilen. 19. yüzyılda sanatçı kendi bundan bu ilişki biçiminden özelliğini ilan etti. Ve toplumsal olarak da saygın bir noktaya doğru geldi zaten akademilerin açılmasıyla birlikte. Ve bu iş biraz böyle aşırıya bence tamamen özgün yorumum. Bana ait yorum yani. Bence biraz aşırıya kaçmaya başlıyor. Hatta şöyle bir şey vardır ya çeşitli filmlerde, dizilerde falan bir karikatür sanatçı profili vardır. Böyle işte hemen bir Parisyen kepli. Bir fularlı, ağzında mutlaka pipa olması lazım falan. Bu 19. yüzyıl sanatçısıdır. İşte bohem, dandy hatta işte şey, flanör bu kelimeler zaten bu tarihte icat edilmiş şeyler. 19. yüzyılda kullanılan sanatçı için. Yani hayattan kopuk, işte bolca sarhoş çoğunlukla içen, işte tutunamamış falan ne dersek yani bunu nasıl tanımlarsak bir karikatür sanatçı tipi vardır. Böyle işte beni hayat anlamıyor, insanlar anlamıyor falan diye dolaşan. Bu bence biraz işte Gauguin'le çıkmış bir şey. Çünkü aslında şöyle anlamak lazım bu dönemi. Bakayım buraya, evet. Bu kitabı da tavsiye ederim size. Charles Baudelaire'in Modern Hayatın Ressamı. Bugün tamamen unutulmuş, ben de şimdi adını hatırlayamayacağım bir sanatçıdan bahsediyor ama esas olarak tabii ve sunuşu da Ali Artun yazdığı için o da çok güzel özetliyor modern sanatçı mitini.
Baudelaire diye bir adam var. Şimdi 19. yüzyıl nasıl bir dönemdiye gelirse. Kötülük Çiçekleri diye bir kitabı var. Bir şiir şeyi var. Şair zaten çoğunlukla ama aynı zamanda sanat eleştirmeni. Bir 19. yüzyıl adamı Baudelaire. Mesela iyilik çiçekleri değil, kötülük çiçekleri diye yazıyor. İşte ey ölüm yaşlı kaptan geri dönelim artık. Sıkıldık bu ülkeden demir alsın gemimiz. Mürekkep gibi kara olsa da deniz ve gök bilirsin ışıl ışıl aydınlık yüreğimiz diye başlıyor. Yani biz iyiyiz de çevremiz kötü demeye getiren. Ben de şiir okudum ya. Yani şöyle, şimdi öyle bir karamsarlık var ki 19. yüzyılda. Aslında bu dönemin filmlerini falan böyle sanatçılarla ilgili anlatılan ya da yaşam öykülerini falan okuduğumuzda tamamen karşımıza çıkan bir şey zaten. Yani Gauguin şöyle bir adam, kısaca hayatından bahsedersek. Paris'te doğuyor, hatta görecede iyi, zengin bir ailenin çocuğu gibi böyle orta halli. Peru'ya yerleşmiş babasının işleri nedeniyle. Tüccar falandı galiba. Fakat işte annesi ölüyor, kız kardeşi var falan. Sonra gidiyorlar, sonra Paris'e dönüyor. Bir sürü donanmada çalışıyor, borsacılık yapıyor. İşte bir Danimarkalı kadınla evleniyor, 5 tane çocuğu oluyor. Empresyonist sergilerde yer almaya başlıyor. İşte Cézanne'la zaten tanışıyor. Sonra Kopenhag'a taşınıyor. Sonra tekrar geri dönüyor Paris'e. Van Gogh'la tanışıyor, Arles'a gidiyor zaten orada birlikte şey diyorlar falan çalışıyorlar ve depresyona giriyor ve intihara kalkışıyor. Moderniteden yani lineer bir aslında aydınlanma felsefesiyle lineer bir gelişme ideali ortaya koyar modernite. Yani işte zenginleşme, ilerleme, teknoloji, teknolojinin ilerlemesi, insanoğlu iyi bir yere doğru gidiyor şeklinde bir böyle lineer dediğim gibi ilerleme, pozitivist bir ilerlemeci anlayış söz konusudur. Modern sanatçı daha 19. yüzyılda bakın yani 20. yüzyıl olunca zaten bu ilerlemeciliğin aslında ne kadar manasız olduğunu göreceğiz. Çünkü dünya savaşları çıkacak ve işte büyük paylaşım savaşlarıyla falan dönemin sanatçısı büyük bir yıkıma hani manevi çöküntüye girecek falan. Ama 19. yüzyılda da işte Gauguin gibi adamlar bu modernitenin kendi içindeki sıkıntıları hisseden, farkında olan insanlar ve moderniteyi çok şiddetle eleştirerek zaten dedim ya işte modernist oluyorlar çünkü onun gözünü oymaya çalışıyor. Form olarak da öyle, zihin olarak da ona karşı çıkıyorlar. Modernite yani o bunaltıyla birlikte Avrupa'dan da kaçıyor zaten. Tahiti'ye gidiyor falan, orada yaşıyor. Folklorik sanatla, Japon sanatıyla ilgileniyor, tanışıyor. Başka pek çok modernist sanatçının Afrika sanatıyla, işte Picasso en başta gelen örneğidir zaten. Diğer Batı yani Avrupa dışı uygarlıkların sanatlarıyla tanışmalarının da vesilesidir bu aslında. Tabii 19. yüzyılda işte hani bütün dünyayı Hristiyanlaştırma, bütün dünyayı kapitalist kılma falan gibi bir yayılmacı Avrupa politikasına da karşı çıkan yani bunun temelinde muhtemelen yine politik meselelerinde daha ideolojik yaklaşımlarında var olduğunu tahmin ettiğimiz bir karşı çıkış, bir muhalefet çizgisine sahip sanatçı. Hatta 20. yüzyıl başında işte Birinci Dünya Savaşı, hatta İkinci Dünya Savaşı ekseninde de sanatçıların pek çoğunun kendilerinin bizzat gidip işte sosyalist komünist olmaları falan örgütlü bir şekilde vesaire yine temeli biraz böyle bir çizgide yatıyor. Ve nasıl ki bence modern, ne kadar modern olursa o kadar moderndir. Yani modern hep daha modern olmayı ister, talep eder ve sanatçılar da bunu karşılarlar. Ve işte modern dediğimizin tanımı da budur diyorsak bence modern sanatın ve modern sanatçı tavrının bir şeyi de kronik muhalif olmasıdır. Bir tanımı da, bir yöntemi de. Hem sanatın kendi içinde hem de hayatla olan genel ilişkilerinde. Dolayısıyla da işte buradan o bizim hani şey ettiğimiz sonradan bu sanatçıların hikayelerine dönüp bakarak biraz işte sanat tarihinin köpürttüğü bir sanatçı miti çıkıyor ortaya aslında.
Tabii bu arada da bunu bilmek bence şu açıdan da önemli. Sanatın giderek daha modern oldu, modernist oldu falan bir çizgide giderek hani sanatın hayatla kurduğu ilişkiyi de düşünmemize neden olan bir nokta olmalı bu bence. Yani modern sanat hayatla bağ kuruyor ama ondan sonra oradan biraz önümüzdeki haftaların spoilerını veriyorum. Kopmayla ilişkili bir yani kopma noktasında bulacak kendisini ve yine kendini tartışan bir sanat göreceğiz. Daha işte böyle 1920'lerde falan. Evet. Vaaz'dan sonra Hayal. 1888'de yaptığı. Ve aslında modern sanatta çok az gördüğümüz bir dini sahne. En azından çağrışımı itibarıyla. Çünkü Nietzsche'den boşuna bahsetmedim az önce. Ciddi bir sanat tarihinin, sanatı neredeyse Avrupa sanatını var eden temel nedenlerden biri olan Hristiyanlık öğretisinin hem maddi hem içerik sanatın varlık sebebi olarak yani o çıkması, çekilmesi durumda söz konusu. Hayattan da tabii çekiliyor çünkü daha seküler bir yaşam ortaya çıkıyor nihayetinde. Dolayısıyla da modern sanatta çok azdır Hristiyanlık. ...la ilgili ya da dini sahneler. Bu ilginç bir şekilde öyle mi acaba? Bakalım. Yakup'un Melek'le Mücadelesi, Vaaz'dan sonra Hayal... ...aslında Eski Ahit'ten yani Tevrat'tan bir sahne. Ve ne görüyoruz? İşte ön tarafta böyle bir manastır rahibeleri gibi giysileri... ...aynı başlıkları falan. Zaten sol taraftaki profilden gördüğümüz kadın da dua ediyor... ve biz de izleyici olarak onların içinden biri olarak bakıyoruz sahneye. Çünkü sanatçı öyle konumlandırmış. Kompozisyon planı geçen hafta özellikle Manet'in bir iki resmiyle ilgili konuştuğumuz bizim nereden bakmamızı sanatçının istediği kompozisyonu ona göre kuruyor. İzleyicinin bakışını hesaba katarak ona dikkat etmek lazım. Biz işte o rahibelerden biri olarak önümüzdeki sahneyi izliyoruz. Sezancı bir o konturla falan işte formun kendi içindeki hacimli anlayışı falan biraz Sezancı bir tarzda zaten. Ama mesela sol taraftaki çok yakında gördüğümüz diğer rahibelerin yüzlerini artık seçememeye de başlıyoruz. Çünkü detay vermemeye başlıyor bize. Burada hemen yakınlık uzaklıkla ilişkili o realiteyi normalde görme ilişkilerini yani gerçekteki kıran bir özgün anlayış hemen orada gözümüze çarpıyor. Aynı zamanda da renkler figürlerde görece naturalist olsa da bir zemin rengi olarak seçtiği kırmızı ton oldukça sıra dışı ve anti-realist yani gayri realist ya da. Ve bir melek figürü var kanatlarıyla falan bayağı işte Yakup'la mücadele ediyormuş. Güreşiyorlar yani bir tür aslında. Şimdi ben de hatırlamıyorum Eski Ahit'e bakmak lazım neydi yani şeyi hikaye esas mesele neydi ama şöyle ki mesela geçen hafta bahsettiğim yine erken modern akımlardan realistlerin Fransız realistlerinin söyledikleri bir şey vardı. Neden melek resmi yapmıyorsunuz diye sorulduğunda sanıyorum Kurbe söylemişti bunu. Görmüyorum ki hiç neden yapayım diyordu. Çünkü realistlerin tavrı da gördüklerini özellikle dünyevi o gerçekliği esas alarak oradan bir yoruma varıyorlardı. Şimdi görülmeyen ve aslında yaşanmayan bir dinin olduğu bir çağda bu resmi yapmış. Bir de tabii form olarak da çok enteresan bir şey var. Konu seçimi falan bu resmin üzerine daha saatlerce konuşulabilir ama kompozisyonun tam ortasından diagonal bir biçimde yani sol yukarıdan sağ aşağı doğru sahneyi kesen koca bir dal var. Ağaç dalı ya da gövdesi belli ki bu. Öyle bir sahne yaratmış ki Gauguin burada. Bütün figürler sol tarafta yani ikna olacağımız var olduklarına ikna olacağımız figürler sol tarafta. Fantastik olan hikaye ise sağ tarafta kalmış durumda. Dolayısıyla böyle bir realite, gerçeklikle o
efsanevi anlatılan inançla ilgili daha doğrusu kısmı bu şekilde ikiye ayırmış. Bence bu resmin önemi biraz da işte bu gerçek olan olmayanla kurduğu ilişki. Çünkü sanatçılar bunun üzerine çok düşünüyorlar. Bunu daha çok formla, biçimle işliyorlar. Seçtikleri konular giderek önemini kaybedecek. İşte dediğim gibi az önce de manzaralar, natürmortlar falan ama ya da işte figür resmi yapacaklarsa şehirde gördükleri sahnelerin figür, oradaki yaşayan yani dünyevi figürleri yapacaklar. Burada ciddi bir yorum var, dolayısıyla bir kopma durumu var. Tabii Gauguin'in Tahiti'ye birkaç kere gidip gelmesi durumu söz konusu. Taze balık ve meyve için gideceğim diyor mesela bir seferinde. İşte o moderniteden uzaklaşma isteği böyle çok basit bir nedene indirgenmiş bir şekilde çıkıyor karşımıza. Sonra orada mesela kitap yazıyor ve işte nereden geliyoruz, neyiz, nereye gidiyoruz gibi sorular sorup onları cevaplamaya çalışıyor kendince. Bu sorular aslında zaten genel olarak felsefenin soruları. 19. yüzyılda işte sanat nedir, hayat nedir, zaten nasıl olmalıdır filan, bütün bunlarla birlikte bu çok temel sorular soruluyor ve bunun üzerine zaten felsefede, modern felsefede gelişiyor, kendini kuruyor. Yani aslında 19. yüzyıl, mesela sanat tarihi de bir 19. yüzyıl disiplinidir. Ortaya çıkmış olan, her ne kadar işte bir 200 yıl önce sanatçıların hayatıyla filan, vazarıyla başladığı iddia edilse de aslında yani her tür dünyayı düşünme, dünya üzerine, yaşam üzerine yeniden düşünme, algılama, yeniden tanımlama meselesi 19. yüzyılda yapılıyor. Sadece sanat alanında bir büyük dönüşüm dönemi değil aslında. Bütün bilimler, pozitif bilimler, beşeri bilimler açısından da öyle. Ve şöyle bir noktaya bağlayalım. Peki bu resim güzel mi, çirkin mi mesela? Bunu yine bugün gözüyle cevaplamak biraz zor. Çünkü güzel geliyor olabilir size. Ama yapıldığı dönemde ne Cézanne'ın ne Gauguin'in hiçbir resminin güzel olduğunu kimse iddia edemezdi. Çünkü o dönemin güzellik anlayışı yine hani o naturalist benzerlik özelinde, mimetik taklidin başarılı olması özelinde düşünülen, algılanan bir şeydi sanatta. Ve öte yandan da sanatın hala, ya bugün de öyledir aslında, biliyorsunuz bu bütün bunları anlatıyoruz, konuşuyoruz ama bir yandan da hiçbiri hakim olmadı aslında. Yani bu sanat yapılırken de hala klasik, akademik sanat üretiliyor ve tüketiliyor ve çok uzun bir süre. Ve bugün de mesela hala pek çok farklı aslında sanat tarihinde ilk örneklerini belki 300 yıl, 500 yıl, 100 yıl, 20 yıl neyse önce gördüğümüz tarzlar, stiller hala günümüzde üretiliyor. Belki de hiç olmadığı kadar bugün aslında eşit koşullarda görece yani tabii hani üretiliyor ve karşılık buluyor. Güzel miydi, değil miydi? O dönem açısından güzel değil. Devam edelim hatta başka resimlerle. Çünkü güzel değil, çünkü modern sanatçılar artık güzeli aramıyorlar. Onların derdi sanatın tam da dekoratif olmasıyla ilgili olduğu için ve güzellik tanımı da o dönemde işte estetik de bir 19. yüzyıl güzellik felsefesi diye indirgeyeceğim ama felsefenin bir alt dalı olarak yaratıcı imgeyi de yaratıcı disiplinleri inceleyen, düşünen, onun üzerine bir felsefe dalı olarak düşünürsek aslında daha genel anlamıyla estetik de 19. yüzyılda yeniden bir bilimsel disiplin olarak kuruluyor ve çalışılıyor ve tabii ki tarihsel temellere dayalı olarak da güzellik kavramı, tanımı değişiyor bir taraftan ama öte yandan da unutmamamız gereken şey bu modern sanatçıların güzelliği bir kriter olmaktan çıkarmak üzerine çalışıyor ve düşünüyor olmaları. Hatta şöyle bir aşama koyabiliriz buna.
önce güzelliği sanatın kriteri olmaktan çıkarıyorlar, sonra da çirkinliği sanatın kriteri haline getiriyorlar. Yani önce önemini yitiriyor, ondan sonra da hatta tam tersi çirkin geleni, genele tabii toplumun geneline çirkin gelen şeyi bir sanat kriteri haline neredeyse getiriyorlar. Biraz abartarak söylüyorum elbette ama böyle bir durum var. Evet, Gauguin'in Tahiti'li kadınları zaten gitmeden önce de birkaç kere gidip dönüyor dediğim gibi Van Gogh'la birlikte çalışıyorlar. İşte renkler, formlar, biçimler, Avrupa dışı coğrafyaların bu kendine özgü görüntüleri, ışığı onları taşıyor zaten Avrupa'ya. Biraz da böyle kaba saba gibi hani tırnak içinde görünen tipolojiyi, figür tiplerini mesela Gauguin gittiği coğrafyadaki özellikle kadınları bence biraz da abartarak, yani mesela soldaki kadının koluna bakın, hani öne doğru dayadığı çok fazla kalın görünüyor. Tabii artık hani bu tip böyle hata gibi görünen ama aslında hata olmayan, neye göre hata? Fotoğrafik görüntüye göre hata, ama artık tamamen sanatçının kendi yorumu. Çünkü özgün, yani isterse abartır, isterse büyütür, isterse başka renk yapar. Kimse karışamaz, iddiaları bu zaten. Çünkü sanat kendisi olarak vardır. Hani başka bir şey, ligin aracısı vesaire değildir. Dolayısıyla da öyle. Ama hani gerçek bir kadın kolu görüntüsünden biraz daha büyütülmüş, abartılmış gibi görünüyor. Ayaklar da öyledir mesela. Burada işte aslında bunun temelinde hem o sanattaki form olarak farklılığı geliştirme, orayı biraz abartmam. Yani çünkü aşırılık avantgardın, modernist estetiğin peşinden koştuğu bir şeydir. Çok farklı şekillerde, ama aşırılık niyette ya da biçimde ya da işte üslupta vesaire, söylemde bazen de hep gerçekten onun peşinden koşuyorlar. O kronik muhaliflerimiz bizim. Burada da biraz böyle bir şey var. Form olarak da öyle, ama biçim olarak da ben şunu düşünüyorum aslında. Mesela işte 19. yüzyılda artık böyle Avrupa'da bir yandan da işte mesela Darwin ve işte evrim kuramı, insanoğlunun kendi içindeki gelişimi, diğer şeyler, buradan tabii çeşitlenen işte bilimsel, tırnak içinde bilimsel pek çoğu da araştırmalar, bugün böyle kafatasçılığa filan yol açmış. İşte Avrupalının kafası şu kadardır da işte Kuzey Afrikalının böyledir de şekli falan gibi, böyle bunu bilim çatısı altında yapan, geliştiren bir ırkçı bir şey var. Bir tür antropoloji işte diye isimlendirilen ya da biyolojik araştırmalar. Ben modern sanatçıların batı dışı formlarla ve figürlerle ilgilenirken biraz da buraya karşı çıktıklarını düşünüyorum aslında. O Avrupa'nın kendi içindeki hani kendini mutlak kabul eden anlayışını, medeni, çünkü o medeniyet şey bir hani çok yukarı bir yere yerleştiriliyor ve kendisini de o medeniyetin aracısı gibi konumlandırılıyor falan, yine politik bir noktaya geliyoruz burada aslında. Biraz böyle bir yaklaşım olduğunu da düşünüyorum bu sanatçıların. Evet, karamsardır aslında bu sanatçılar. Mesela Gauguin'in bu resmi hiç olmadığı kadar renklidir. Farklı renkler, görece şey, kralın karısı Thea Rivaine, ama bir yatan Venüs pozu aslında bu. Şey, sanat tarihindeki çok tipik. Ama tabii hani mesela o kadar klasik, hani tanımlanabilir sanat tarihinde işte Tiziano'lar vesaireler, düşünsenize hani toz kondurulmayan bir alan, bir resim geleneği kendi içinde, yüzlerce yıllık geleneği olan, hatta öncesinde de zaten Rönesans'tan önce de Antik Yunan'da, onu tamamen alıp mesela başka bir dünyevi, dünyanın başka bir coğrafyasına taşımış. Bir de mesela öndeki kadını bu şekilde ten rengi vesaire böyle daha görece yine naturalist gösterirken, arkada bir kadın var bakın. Burada tamamen mesela mavi beden yapmış falan. Biraz daha böyle renkçi bir anlayış söz konusu burada. Evet, tabii şundan da söz etmek istiyorum. Hemen Gauguin'le ilgili bu sanatçı miti
ya da işte Van Gogh mesela, değil mi? Yine 19. yüzyılın en önemli isimlerinden biridir. Deha, sanatçı deha tanımı zaten işte bu isimlerle birlikte ortaya çıkan bir şey. İkna olduğumuz. Mesela şöyle bir soru sorabiliriz aslında. Kadınlar nerede peki? Mesela az önce Gogin hayatından söz ederken şöyle bir şey söyledim. Kısaca geçtim. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Danimarkalı bir kadınla evlendi. 5 tane çocuğu oldu falan. Nerede o çocuklar? Sanatçı alıyor başını gidiyor Tahiti'ye işte falan. Ama o çocuklar kalıyorlar kadınla yani neticede. Böyle bir durum var. Bir de bunun sanatçı kadınları var. Sanatçı olmaya çalışan böyle bir ortamda. Yani modern sanatta kadın... yine hani belki 100 yıl önceki klasist gelenekte olduğu gibi, akademik gelenekte olduğu gibi neredeyse yine hiç yer yok. Bir de hatta işte daha da böyle sefalet, açlık, yoksulluk bunlarla özdeşleştirilince o modern sanatçı miti kadınlar iyice meselenin dışında bırakılıyor. Tabii ki var, yine üreten, çalışan modern sanatçı kadınlar var. Ama çok zor yani koşullardalar. Hatta Paris'te kadınların eğitim alabilmeleri bile ancak işte özel akademilerin açılmasıyla 1880'lerden itibaren olabilmeye başlıyor. Evet, Van Gogh'tan söz edelim biraz da dilerseniz. Tabii yani anlat bitmeyecek bir sanatçı. Biraz hani şunu yapmaya çalışıyorum. Bu sanatçı mitinden söz ediyorum ve kendi içinde bir eleştiri getirmeye çalışıyorum ama bir yandan da ben de hayranım elbette, farkındaysanız. Van Gogh tam da hayran olunacak biri hakikaten. Hani bütün bu hayatını, sanatını, şey hikayesini, karakterini bilmesek, sadece resmiyle karşılaşsak bile öyle bir, sanıyorum öyledir. Yani ben önce hayatını, gerçi şöyle çocukken Van Gogh'un Ayçiçeği resimlerinin olduğu pullarla tanıştım ilk ve o zaman tanımıyordum Van Gogh'u ve çok sevdiğimi hatırlıyorum. Bilmiyorum sizde de öyle daha öznel, böyle kendinize ait bir şey yaratıyor mu? Duygusal bir bağ kuruyor mu? Bilmiyorum ama ya da Van Gogh değil de belki başka bir sanatçı olabilir. Van Gogh'un ilk sergisini Kore'de görmüştüm mesela. Bunu da hep anlatırım, hatta Güney Kore'ye işte bir vesileyle gittiğimde ilk kez Van Gogh resimleri gördüm epey bir yıl önce. Çok kalabalıktı salon ve ya bir gidin Allah aşkına ben göreceğim bu resimleri dediğimi hatırlıyorum. Hani öyle bir ilişki, yani bu benim şeyi kurduruyor adeta Van Gogh izleyicisiyle, öyle bir ilişkiye giriyorsun. Ama bunun arkasında işte sonradan, çocukken belki bilmedim ama sonradan öğrendiğim elbette o yaşam öyküsünde şey olabilir. Çünkü Van Gogh işte bir papazın oğlu ve kendisi de papaz oluyor aslında. Önce işte sanat taciri Gopil'in yanında çalışıyor ve ben hep hatta şunu da düşünüyorum, sanatın hiç para kazanamıyor neredeyse ve işte yaşadığı bunalımların bir şeyi de çok inandığı, kendini adadığı sanatıyla, resmiyle hiç neredeyse hiç para kazanamıyor olması ve o yine de bütün bu modern sanat filan, bu dönemde sanatçıların bu kadar büyük sanatın alınıp satılması, meta değeriyle ilgili hani daha bilinçli yaklaştıkları ve kendilerini zorladıkları, dayattıkları bir dönemde bile Van Gogh'un bu işte Gopil'in yanında, resim tacirinin yanında çalışmış olmasının o arka plandaki ilişkileri görüp de umutsuzluğa kapılmış olmasıyla da ilgili olabileceğini düşünüyorum ben biraz. Çok geç yaşta sanata başlıyor. Yani 1879'da, işte 1853 doğumlu. 1879'da ve papazken ve iyi bir papaz olmadığı nedeniyle işine son verilmişken sanat yapmaya başlıyor. Aslında Mie'den çok etkileniyor. Özellikle Başak Toplayan Kadınlar resmindeki o sarı tonun mesela Van Gogh'u esinlemiş olabileceği. Brüksel'de kısa bir süre resim dersleri alıyor. Sonra işte Anvers'e gidiyor. Burada Japon resimleriyle, estamplarıyla tanışıyor. Kardeşi Theo Paris'te zaten onunla yazışmaları var biliyorsunuz. Onun yanında kalıyor. Gauguin'le sonra işte çalışmaları enteresan elbette. 1888'de kendisi Arles'a yerleşiyor ve Gauguin'i de buraya çağırıyor. Güneyli izlenimciler diye bir grup oluşturalım gibi bir niyetleri var aslında. Hani daha empresyonist bir açıdan yaklaşıyorlar. Sonra ikisi 3 ay birlikte çalışarak
kendi özgün üsluplarını geliştiriyorlar. Sonra da hani biliyorsunuz özellikle bu son yapılan Van Gogh filmleriyle herhalde izlemişsinizdir. İki tane var. Biri hatta çılgınca böyle yağlı boya resimlerle birlikte stop motion tekniği gibi bir şeyle yapıldı. Çok büyük tartışıyorlar aralarında ve işte kulağını kesiyor. Gauguin'i de çok iyi etkilememiş muhtemelen bu aralarındaki gerilim. Sonrasında onun da buhranlarından bahsettim az önce. Yani 10 yıl kadar sanat çalışmış ve ondan sonra ölmüş bir adam, intihar ediyor. 2 gün içinde de işte kendini silahla vuruyor. Tam ölmüyor, yaralanıyor. 2 gün sonra da ölüyor. Erken dönem çalışmalarından biri Patates Yiyenler. Geçen hafta azıcık bahsetmiştim. 19. yüzyıldaki biraz bu toplumsal değişimler, dönüşümler kendini zorunlu kılan bir realite, bir toplumsal, yani kendini dayatan bir değişim var karşımızda. Çünkü insanlar işte artık daha seri üretim, fabrikalarda çalışma, endüstriyel sanayi devrimi ama işte 15 saat çalışıyorlar falan. İşte toplumsal ayaklanmalar, zaten rejim değişiklikleri Fransa'da kaç kez değişiyor vesaire. Patates hastalığı diye bir şey var. İnsanlar sadece patates yedikleri için hasta, yani gıda, yeterli gıda alamadıkları için hastalanıyorlar falan. Bu da öyle bir tarihte yapılmış bir resim. Yoksulluğun resmi dolayısıyla karşımızda. Tabii bu hani resminin özellikle biçimsel olarak da nereden nereye vardığını bize göstermesi açısından erken dönem çalışmalarının önemli. İki arka arkaya yılda yaptığı mesela ayakkabı resmi. İşte bakın yani bu tarihlerde artık sanatçı dedim ya hani konuşmanın başında istediğinin resmini yapıyor. Bir çift kötü durumda bot ve daha önce herhalde ya da o tarihte yaşayan bir akademik sanatçının bile aklının ucuna gelmez yani böyle bir resim yapmak. Çünkü işte Rönesans'tan itibaren sanatı o zanaatle ayrılsın diye yukarı yerleştirme çabası var ya insanların. Özellikle de sanatçıların kendi içinde o kadar sanata saygınlık anlamı yüklemişler ki seçtikleri konular da öyle oluyor. Yani işte tarih resimleri, portreler, en fazla manzara diye bir tür çıkıyor hani ya da işte şey gündelik sokak yaşamı, jan resmi yani. Ama Van Gogh da çıkıp eski postallarının resmini yapıyor. Tarzının sol taraftakinden sağ taraftakine doğru yavaş yavaş evrilmesi durumu var zaten. Helezonik fırça vuruşları, biçimler. Bu işte şeyde akıl hastanesinde yattı 1888'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Değil 1890'da sanıyorum evet. Evet, 89-90. Burada kaldığı işte Arles'deki Saint-Rémy Akıl Hastanesi'nde. Orada gördüğü manzara. Tabii mesela Van Gogh'un aslında bipolar bozukluğa sahip olduğu falan söylenir. Emin olamıyoruz elbette çünkü bu hastalıklar da o zaman tanımlanmış değil. Ama böyle ani yükselişler, iniş çıkışlar işte hani sahip olması falan sonra bir tedavisi olmadığı için de onu dengede tutamayıp sonra intihar etmesi falan bugün söylenen şeyler. Yani gerçekten o gelgitlerinde hani kendi gördüğünün bile böyle olabileceği iddia ediliyor. Yani o kadar hani biyolojik kendi dünyayla kurduğu ilişki görme ilişkisini bile değiştirecek kadar ciddi sorunlara sahip olduğu iddialar arasında diyelim. Ama form olarak getirdiği renkler zaten işte Gauguin'den etkilenmesi, kendine özgü fırça vuruşları, işte boya bulamadığı için şu boyayı buldum, bu rengi kullandım gibi şeyler, teoli mektuplarını okursanız zaten onlarla birlikte nihayetinde sanata, sanat tarihine daha önce eşi benzeri görünmemiş özgünlükte ve işte tam da zaten sanatın kendisinin çok özgün olduğunu, olması gerektiğini bu iddiaya sahip tanımı, sanatın tanımını böyle koyan bir modern sanatın
hakikaten çok özgün, çok değerli örneklerini veriyor. Bambaşka bir isim, bambaşka bir yer. Şöyle bir dönem bu aslında. Çirkin dedim ya, hani güzel mi çirkin mi? Yani şu resim içinde bu bize hayranlık uyandıracak kadar güzel geliyor bugün. Bayılıyoruz yani, ama o tarihte bu resim çirkindi aslında arkadaşlar. Zaten beğenilse satın alınırdı. Çünkü genel olarak resim satın almak hala duvarı süslemek için yapılan bir şey bu tarihte. Profesyonel anlamda bile yani öyle, hani kendisine sanat koleksiyoneri diyen insanlar için bile neredeyse böyle. Bugün bile biraz öyle olabiliyor ama biraz daha farklı şeyler de var elbette yani bakış açıları daha profesyonel. Ve sanatçıların güzelin peşinde olmadığını, tam tersi çirkini amaçladıklarını bize çok iyi gösteren, örnekleyen sembolistler diye yine başlık atıp altına sıraladığımız birkaç isim var böyle. İşte Redon, Munch, Klimt, Schiele, Kokoschka gibi isimler bunlar. Aslında sembolizm ya da simgecilik bir dönemsel akım, üslup falan değil. Yani empresyonistler için ya da post-empresyonistler için bile görece söyleyebildiğimiz bir dönemsel, bölgesel akım olmaktan ziyade bir resim, yani daha doğrusu bir sanat yaklaşımı. Hani günümüzde bile sembolist olunabilir. Çünkü alegorik bir ifadenin peşinde olmak anlamına geliyor. Ve mesela hani bir araştırırsanız, işte en basit Google'ladığınızda bile sembolistler deyince Rönesans ressamları da çıkabilir karşınıza. Ama işte 19. yüzyılda belli bir tür sanat yapan, bu konuları alegorik, grotesk, bu temaları seçen sanatçılar için söylenen bir şey. Mesela Redon'un resimleri böyledir. Fransız sanatçı. Groteski konu haline getirebilmiş. Baudelaire'in kitabına filan çizim de yapmış zaten. Bir süre, çok uzun bir süre boyadan tamamen koptuğu bir dönemi var. Ve bunun içindeki hani deminki yani ilk konuşmamdan beri çerçevesini çizmeye çalıştım. 19. yüzyıl bir karamsarlık dönemidir. Ama kim için? Özellikle bu yaratıcı zihin için öyle. Ve sanatı da ciddi anlamda belirlemiştir meselesini. Çok iyi örnekliyor dediğim gibi bu çalışmalar. Flaubert'in, Baudelaire'in kitaplarını çizimler yapıyor. Taş baskı çalışıyor çok uzun bir süre. 20 yıl kadar hiç renk kullanmıyor Odilon Redon. Yani bu mesela üzerine çok bir şey söylemeyi herhalde. Kafka'nın işte başkalaşımını ortaya çıkaran bir modern sanat sonuçta. Modern edebiyat yani o da. Bunun Avrupa'daki temelleri üzerine uzun uzun düşünmek benim çok hoşuma gider. Bununla ilgili tabii Umberto Eco'nun kitapları vardır. Özellikle Güzelliğin Tarihi ve Çirkinliğin Tarihi diye. Orada işte avantgard sanat ve güzellik meselesini de ya da çirkinlik tartıştığı bölümler de var. Ama yani Orta Çağ Avrupa açısından düşündüğümüzde özellikle o işte grotesk yaratıklar, yerel şeyler, mitler filan bunlardan temellenen bir anlayıştır aslında sembolistlerinde. Bir Paris havası alalım diye de özellikle şu fotoğrafı koymak istedim. Munch'un mesela işte 1895, bu da bakın Van Gogh orada öyle çalışıyor. Edvard Munch da bir Norveçli olarak başka türlü, başka bir coğrafyada kendine özgü böyle bir üslup geliştirmiş. Bunun tabii baskıları var, farklı varyasyonları olan bir resim. En tipik bilinen şeyi bu ama renkleriyle. Çok küçükken annesi, kız kardeşi ölüyor. Bir takım yine buhranları var onun da. İşte halüsinasyonlar gördü falan söyleniyor, biliyoruz. Yine yoksul halklara bakıyor, o yaşamlara tanık olmuş, onlara ilgi duyuyor, resme taşıyor. 1889'da Paris'te ve Van Gogh'u da gördü muhtemelen.
tahmin ediyoruz yani ondan biçimsel bir etkilenmesi de söz konusu. Sonra bu üslubunu geliştiriyor döndükten sonra Norveç'e. Şöyle bir sözü vardır mesela Munch'un. Okuyan erkeklerle yün ören kadınların bulunduğu iç mekanlar yapmaktan vazgeçmeliyiz. Bizi yaşayan insanların, soluk alan, hisseden, acı çeken ve seven insanların resmini yapmalıyız diyor. Sanatın yaşamla bağ kurması gerektiğini iddia eden bir cümle bu. Ama ne yapmış? Yani bu resim üzerine mesela o kadar çok şey söylenir ki ve söylenen hiçbir şeyden de emin olamıyoruz aslında. Böyle sanki mutlak hikaye oymuş gibi anlatılır. İşte yanardağ patlaması ya da işte yangın, bir sürü şey var bununla ilgili. Aslında hiçbirinden %100 emin değiliz. Bunların hepsi yorum. Burada biraz böyle ben bu resmi özellikle şey açısından, bir resimle nasıl ilişki kurulur, nasıl yorumlanır açısından da düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bir resimle nasıl bağ kurulur bir en azından modern sanatla okuma yöntemi açısından. Aslında daha çok gördüğümüze güvenmeliyiz. Arkasında bir hikaye var olabilir ama bu hikayenin ne olduğu biraz önemini yitiriyor artık. Çünkü formlar öne çıkıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Formlar bize içeriği, hikayeyi veriyor burada. Ya hep form verir zaten, bir anlatım aracıdır elbette ama form hikayeden daha önemli hale geliyor daha doğrusu. Çünkü resmin duygusu önemli burada. Yani ekspresif, hani dışa vurumcu denir ya, o bireysel şey zaten dışa vurumcu olarak da tanımlanır bu resim. Munch'un bu resimle vermek istediği duyguyu biz formlarla alıyoruz aslında. En doğru yöntem tanımlama bu olabilir herhalde. Dolayısıyla da hani anlattığının bir önemi yok. Munch'un bu resmi yaparken kendi ona bunları hissettiren öykü belki önemli olabilir ama sonuçta onu da emin olamıyoruz dediğim gibi, yani bir takım yorumlar yapıyoruz. Çünkü önde çığlık atan biri var, arkada hatta tekinsiz iki tane figür geliyor yavaş yavaş böyle falan. Hani ondan sonra zaten gökyüzünde renkler. Eğer öndeki çığlık atan bu adam olmasaydı, tabii kullandığı renkler Van Gogh'unkinden farklı. O daha mavi, daha sakin demeyelim de sarılar, maviler kullanıyor. Daha pastel tonlar görece. Mesela burada daha yakıcı, sıcak, rahatsız edici tonlar var. Hatta sıcak ve soğuk tonların karşılaşması, çarpışması şeklinde de. Öndeki çığlık atan figürü olmasaydı yine de bu resmi sadece bu formlarla ilgili o duyguyu işte renkle, çünkü hemen bir adım sonra fovlar denen sanatçılar onu yapacaklar. Matisse falan, vaktimiz kalırsa göstereceğim. Ama bir de önde çığlık atan var yani hakikaten ve çok dehşetli bir şeyle, ifadeyle. Munch da tabii groteske çok önem vermiş. İşte vampir resmi, gravürü. Bu sanatçıların mesela gravür çalışmaları deseni artık sadece eskiz olmaktan çıkarmaları, bunlar da çok değerlidir. Hani hemen bir parantez içi eklemek istiyorum. Yani mesela desen, çizim yani, renksiz, boyasız çizim ya da yine boyasız gravür, baskı. Bunlar hep klasik akademik sanatta yağlı boyaya hizmet etmek için tasarlanmış araçlarken, modern sanatçı sanatın kendisini bu desen, bu gravür ya da işte her tür baskı haline getiriyor. Biraz türler arasındaki, medyumlar arasındaki hiyerarşiyi de kırıyor sanatçılar. Çok yine kendine özgü enteresan bir isim James Ensor, Ensor ya da çünkü Belçikalı, tam da bilmiyorum nasıl telaffuz edildi, Ensor'dur herhalde. O da çok kendine özgü. Yani sadece akademiye gidiyor Brüksel'de. Onun dışındaki bütün hayatını, 3 yıl Brüksel'de akademi eğitimi, bütün hayatını doğduğu kent Ostend'de geçiriyor. Belli ki problemleri var. Çok içe dönük falan zaten. Paris'e gitmiyor. Paris'te bulunmuyor mesela. Ve
var olan gerçek görüntü yine naturalisttir. Yine figürler vardır, yine natürmort vardır, işte çiçekler, meyveler, manzara vardır ama gerçeklikten başka türlü kopuyor en son aslında. Görüyorsunuz işte maskeler ve yine bir dehşet hissini canlandırmak üzerine kuruludur resimleri. Renkleri de ona hizmet eder zaten. Evet. Biraz daha vaktimiz var değil mi? Hızlıca da, çok çok hızlıca Paul'lardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü yine biraz Paris'e dönelim. Renklerle bu dehşete ulaşan sanatçılar diyebiliriz aslında. Temel dertleri yine hani modernist estetiğin o formlarla, biçimlerle, renkle ilgili genel dertleri. Ama bunu rengi özellikle çok sıra dışı kullanarak elde etmeye çalışıyorlar. Doğal olmayan, naturalist olmayan, yani yine naturalistler, yine doğadan kopmuş değiller. Çünkü figür var, gerçeklik var. Hani şey değil, bu esas kopuş da bu arada sadece soyut sanatla olabilen bir şey elbette. Çünkü temsil ortadan tamamen soyut sanatla kalkıyor. Burada o var hala ama ne ölçüde ileri götürülmüş? İşte dedim ya, aşırılık, abartı. Bu resim mesela Madame Matisse ama yeşil çizgi diye biliniyor. Çünkü üstelik bu fotoğraf çok iyi yansıtmıyor. Yani resmin orijinali ya da başka fotoğraflarda da biraz daha anlaşılır bir şey. Tam ortada böyle görüyorsunuz, alnından başlayıp işte burnunun üstünden devam eden çok dikkat çekici bir yeşil çizgi var. Ve resim o yeşil çizgili resim falan diye tanımlanarak bu ismi almış. Ve fovlar, yani vahşi yaratıklar ya da hayvanlar anlamına gelen Fransızca kelimenin onlara da yakıştırılması bir Fransız eleştirmen sayesinde, Louis Vauxhall, Vauxhall'e falan ya da kötü eleştirmen olarak da sanat tarihine geçebilirsiniz yani. İsminizi bırakabilirsiniz. Çünkü şey diyor, bir sergide karşılaşıyor ve Donatello'nun çevresini vahşi yaratıklar sarmıştı diye bir eleştiri getiriyor. Donatello Rönesans sanatçısı, heykeltıraş. Kim bu sanatçılar? Başlıca Matisse, André Dorin, ikisi özellikle. Ve sadece figürün kendisi üzerindeki renkler değil, arka formda da, bakın arka planda da renkleri abartma durumu söz konusu. Yani üç farklı zemin rengi var burada. Kadının yakın plandan alınmış, gösterildiği, kadrajlandığı bir portre. Kadının kestiği sınırlar, arka plan farklı renklere bürünüyor. Bu aslında ışıklı olabilecek bir kırılmayken, çünkü empresyonistler bizi buna ikna etmişlerdi. Yani renkler ışıkla birlikte, atmosfer efektiyle falan öyle bir değişir ki mevsime göre, saate göre, işte pembe görebiliyoruz bir gökyüzünü değil mi? İlla gökyüzü olmak zorunda da değil. O öyle güçlü bir ışık olabiliyor ki bir katedralin cephesini de bize kırmızı verebiliyor. Ama burada bunu abartmak yoluna gitmiş sanatçı. Ve çok kalın kontur kullanıyor. Çünkü tıpkı Gauguin gibi ve tıpkı pek çok başka sanatçı gibi Matisse de batı dışı coğrafyaların sanatlarından çok etkileniyor. Onlara örnek alıyor, onlara bakıyor. Japon sanatı, Uzak Doğu sanatı ve Afrika sanatı başta olmak üzere. Karısı. Tabii o dönem kadınlar böyle şapkalar takıyorlarmış herhalde, bu kadar renkli, böyle meyve sepeti gibi görünen falan. Ama yine bu renkleri, özellikle abartma şeyini açıkça görüyorsunuz herhalde. Artık 20. yüzyıldayız. Tarihe dikkatinizi çekerim. 1905 Sonbahar Salonu. Bu sanatçılar ilk kez bu resimleri burada gösteriyorlar ve yine hani büyük bir sansasyonla karşılaşıyorlar. Sansasyon koparıyorlar. Giderek de konunun önemini kaybettiği bir noktadayız artık 20. yüzyılda.
ekspresyonist bir tarzdır. Bu ekspresyonizm dışa vurumculuk tıpkı aslında sembolizm gibi daha genellenebilecek bir tanım. Bir dönemsel akım olarak ekspresyonizmi genel anlamda düşünmemek lazım. Ama dönemsel akım olan ekspresyonistler de var. İşte Die Brücke, Der Blaue Reiter gibi Almanya'dan çıkan özellikle. Fransa'da da Fauve'lar özellikle ekspresyonist, ekspresif resim olarak ifade edilir, tanımlanırlar. Şey çok komik, ironik daha doğrusu. Mesela André Dörey'in 1905'te şöyle bir cümle kurmuş. Düşüncelerin ve plastik öğenin yalınlaştırılmasıyla dingin bir soyluluğa yarışmak istiyoruz. Tam tersini yapıyorlar aslında. Evet, Nietzsche'nin tabii yavaş yavaş Freud falan da çıkacak mesela tarih sahnesine. Bunlar çok etkileyecekler modern sanatçıları. Nietzsche zaten öyle. İşte yaratıcı olmak isteyen önce her şeyi yıkmakla işe başlamalı, eski değerleri yerli bir etmelidir diyor. Bunu dediğim gibi dersin başına dönersek eğer, pardon konuşmanın mesleki deformasyon, hem formla yapıyorlar kendi sanatın bizzat eserin ürünün kendisiyle, hem de onun üretilmesi ve tüketilmesindeki katkılarıyla, oraya verdikleri mücadeleyle yapıyorlar. Eski değerleri yerle bir etmeye çalışıyorlar, yıkmaya çalışıyorlar yani. Bu noktada 20. yüzyılda mesela sanatın malzemesinin, hatta çok kısa bir sürede mesela Picasso 1910'larda yavaş yavaş tuval yüzeyine sanat malzemesi olmayan malzemeleri eklemeye başlayacak, işte asamblaj mesela. Keza Dada 1910'larda çok kısa 10 yıl içinde yani hiç de sanat malzemesi olmayan nesneleri sanatın alanına dahil edecek. Buna da meydan veren bir anlayış görüyoruz zaten. Bakın, sanatın kendisinin nasıl yapılabilirliği, ne kullanılabilir, onunla da ilgili ciddi bir mücadele alanı, savaş alanı gibi bir şey diye düşünmüş bu sanatçılar sanatın kendisini yani hakikaten. Ve hiç de hani huzurlu, mutlu falan da olamamışlar. Dolayısıyla böyle sürekli bir mücadele. Matisse'in mesela heykelle uğraşması, çok ince ve çok uzatılmış bir beden, keza kalın bacaklar. O daha çok resmine örnek olsun, yani resimdeki figürleriyle ilgili araştırmalarını geliştirmek üzere bu tip heykeller yapıyor. Hatta mesela aynı zamanda modern heykel pek hani göstermediğim için hep resim üzerinden gidiyoruz. Öncelikli olanı olduğu için yani bir seçmem gerekirse resim üzerinden daha kolay anlatırım diye düşündüğüm için öyle yaptım, ama bir heykel olarak da formları elbette böyle değişiyor. Ve gerçekten çok çirkin artık yani. Evet, Matisse'in Kırmızı Odası. Az önce Gauguin'in, hatta beyefendiyle ufak bir şey yaptık böyle, belki yanlış ifade etmiş olabilirim. Pardon, Cézanne'ın resmiyle ilgili mi? Yani resimdeki Cézanne'ın resmiyle ilgili, resimdeki derinlik meselesi ile ilgili, resmin kendi alanı, kendi mekanı ile ilgili de sanatçıların işte özellikle Avrupa dışı coğrafyalara bakarak, dedim ya hani Uzak Doğu sanatı ya da minyatürler. Orayla ilgili de bir şeyleri var. Bir yüzey resmi yapmaya doğru çekiyorlar. Matisse bunu hakikaten buna ulaşıyor, başarıyor bunu. Özellikle de bu resim bize bunu çok çarpıcı bir şekilde gösterir. Çünkü nerede, yani yüzeyde olup biter her şey. Ve minyatür gibi gerçekten artık bir oda resmi olmasına rağmen, sıradan bir odanın içi, o derinliği asla hissetmeyiz. Halbuki naturalist resim nasıldı? Geçen hafta biraz öyle tarif etmiştim. Tamamen illüzyona dayalıdır aslında. Resmin temel niteliği bu. Yani asılan duvarda sanki bir pencere açılıyor da oradan derin, içeri doğru giriyoruz. Ona ikna etmeye çalışıyor sanat bize. Üstelik çok ironik bir şekilde burada Matisse ön planı, yani o kırmızı zeminle gördüğümüz kadının, işte bir masa var, arkada duvar var ve üstelik duvar kağıdıyla masanın şeyi, örtüsü aynı renk ve desene sahip. Bu bile oradaki
bir tür göz yanılgısı yaratmak ve derinliğin olmadığını bize açık bir şekilde beyan etmek için tercih edilmiş bir şey. Ama bir yandan da çok ironik bir şekilde sol tarafta duvarda açılan bir pencere var. Pencere mi yoksa resim mi? Resim içinde resim mi? Çünkü ikincisi de olabilir. Hem renkler çok ayrışıyor hem de böyle küçük bir burada derinlik var ama hani şey vardır ya böyle işte şaşı bak şaşır gözde yanılsama işte nasıl bir şey falan. Bazı görseller işte sosyal medyada arada bir karşımıza çıkar. İşte içeri mi giriyor yani şey mi derinlik içeri doğru mu dışarı doğru mu nasıl görüyorsunuz falan. Bu tamamen tabii ki o geometrik hesaplarla olan bir şey. Şurada dışarı doğru giden bir çerçevenin içinde bir yalboya resim atıyorum yani. Olduğunu da düşünebiliriz. Ama aynı zamanda içeri doğru derinleşen bir işte kapı sövesi gibi bir alanla birlikte orada bir pencere ve bir açıklık. Tıpkı Rönesans resminde onlar çünkü çok severler perspektifi, o derinliği vermek için arka plana hiç gerek olmadığı halde bir pencere açıp oradan bir kent manzarası, bir kır manzarası vermeyi neredeyse burada da öyle bir şey var gibi geliyor. Hangisine ikna olursak. Ama şundan eminiz ki bu bir Van Gogh sandalyesi. Değil mi? Tanıdık geldi herhalde size. Şimdi göstermedim burada ama Van Gogh'un o şey kendi odasının içini yaptığında gösterdiği, temsil ettiği bir sandalye. Matisse'in giderek tabii o dinginliğe ulaşmalıyız, azaltmalıyız, sadeleştirmeliyiz. André Dorey'nin söylediği şeyde gerçekten ilerlediğini görüyoruz ve bu arada işte minyatür gibi resim hakikaten doğru resmine, muhtemelen minyatürlere de çok ilgi duyup bakan, gören, izleyen biri olarak vardığı nokta biraz bu. Müzikle ilişkilendirerek özellikle dans sahneleri falan bu şekilde devam ediyor. Hızlıca toparlayayım. André Dorey'in diğer işte fovist, fov sanatçısı. Londra'yı bile bu kadar renkli resmetmeyi başarmak ancak fovlara mahsustur herhalde. Monet de gidiyor Londra'ya resim yapıyor. Özellikle o sis işte gri ışık oradaki o kırılmaları, farklı tonları yakalamak için ama bu kadar renkli yapamıyor Monet bile yani bir empresyonist olarak. André Dorey'in tabii gördüğünü değil artık görmek istediğini ya da zihnindekini yapıyor yani. Ama bir kent manzarası illaki var. Fırça vuruşları çok kaba kaba, çok nasıl diyelim? Giderek de üstelik kabalaşıyor. Neredeyse renk alanları yaratacak kadar böyle geniş tek renkle tek fırça, muhtemelen büyük şey fırçalar, belki de bir tür başka hani sürme araç gereçleri kullanarak daha büyük alanlarda yaratıyor. Ama hala balıkçı kayıkları var. Bu bir soyut resim değil. Ama neredeyse soyut. Yani soyutla, yani figüratifle non-figüratif arasındaki böyle bir soyutlama falan diye bir aşama vardır. Biraz orası gibi. Mesela tuvalde hiç boyanmamış alanlar, yani tuvalin kendi bezin beyazlığını bırakmak da modern sanatçıların cesaret edebildikleri bir şey elbette. Burada mesela şu sarı zeminde özellikle sarıların olduğu sarı kırmızı tonların zemin beyaz ton karşımızda. Sadece astar atıp bırakıyor olabilirler. Bu kadar renk kullandıkları halde resmin dekoratif olmaktan dekoratiflik olmaktan çıkarma iddiası hala geçerli. Çünkü hoşlanılır, cazip gelen, güzel bulunan görüntüler değil bunlar o dönem açısından. Evet, şimdi primitif işte nihayet geldik Picasso'ya. Çok büyük bir aşama çünkü. Primitivizm de aslında ilkelcilik diyebileceğimiz şey biraz böyle yine hani akınmış, dönemsel, üslupmuş gibi anlaşılır ama aslında değil. Yine hani tıpkı ekspresyonizm gibi bu işte özellikle Afrika yerel, geleneksel sanatından faydalanmak şeklinde modern sanatçıların yaptıkları o tavrı tanımlar bir şeydir aslında.
Ama biraz da böyle işte Picasso'nun 1907 yılında bu Avignonlu kadınları yapmasıyla birlikte de sanki öyleymiş gibi de isimlendiriliyor. Yani yorum size bırakıyorum. Hani çok da yanlış bir şey olmayabilir. Ekspresyonizm de öyle aslında. acaba önümüzdeki şeyi haftaya mı bıraksam? Çünkü buradan girip saatlerce yine çok şey, çok aykırı bir resim. Hakikaten yani özellikle şeye bir tekrar baktım, çok da keyifli izlemesi. National Geographic'in Deha belgeselinde Picasso sezonu. Belgesel değil, daha doğrusu kurgu, ama çok gerçeğe dayalı, yani belgesel gibi oluşturulmuş bir kurgu senaryo. Orada bu resmi yaptığı sahne geldi şimdi gözümün önüne. Yani yapıyor, büyük bir eser yapmak ve kendiyle büyük bir mücadele halinde. Zaten Matisse'le içinde, kendi içinde büyük bir savaşım veriyor Picasso. Çok da hırslı bir adam zaten. Daha çok genç bu resmi yaptığında ama. Ve büyük boyutlu, gördüğünüz gibi yani 243-233. En yakınları bile sen deli misin, ne yaptın diyorlar. Yani bakmak bile istemiyorlar resme. Şey hani bırak kübizmi birlikte kuracağı ve pek çok konuda anlaştığı bir isim ancak yani onunla böyle işte hemfikir oluyorlar ve buradan da kübizm dediğimiz koca bir akım ortaya çıkıyor zaten. Sadece Afrika maskları ya da işte batı dışı coğrafyalar falan örnek alması ve kadın bedenlerini bu derece deforme etmesi değil, aynı zamanda 5 tane kadın var karşımızda, kadın figürü. Bu 5'i de birbirinden farklı bir yandan da. Yani hani resmi başarılı bulmamız için bir tutarlılık yok gibi geliyor, görünüyor. Ama tabii ki çok ince ince düşünülmüş, tasarlanmış bir tasarım var karşımızda zaten. Tamamen bir akıl ürünü, bir nasıl diyelim, yani öyle hani çala kalem işte fırçayı vurdum oldu falan değil. Her bir noktası ince ince tasarlanmış bir resim zaten. Bir manifesto aslında. Modernist estetizmin, estetik modernizmin ya da bir manifestosu olabilir hani diyebiliriz. Bunu iddia edebiliriz bu resim için gerçekten. Ve geçen haftada, bu haftada modern sanat nedir'i tanımlamaya çalışırken işte söylediğimiz pek çok şeyin vücut bulduğu resimdir bu yani. O yüzden isterseniz haftaya konuşmaya devam edelim. Eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Bununla ilgili değil ama. Çünkü bu başka. Hala sevmiyor olabiliriz bu resmi aslında. Benim mesela bakınca rahatsız ediyor. Hiç böyle uzun uzun izlemek istediğim bir resim değil. Çok tuhaf. Çünkü biraz da hislerle ilgili bir şey elbette sanat. Az önce Van Gogh'la ilgili söylediğim şeyi hatırlarsanız. Ama bir yandan da inanılmaz hayranlık duyuyorum bu resme. Duymamak elde değil çünkü. Bilmiyorum, bilmiyorum. Çok psikanalitik bir terapistimle görüşeyim. Evet. Ha şey, yıkanan kadınlar, Avignonlu kadınlar. Tabii evet, Sezan'ın yıkanan kadınlarını öykünerek yapması zaten falan. Tabii kadın bedeninin sanatlarda genel olarak işte bir arzu nesnesi olarak kurgulanmasıyla ilgili derdim var elbette, ama burada öyle bir şey yok elbette. Yani burada beden tamamen anatomik bir form olarak var. Avignonlu kadınlar tabii fahişeler bir taraftan da örnek alınan. O yani asimetri de olabilir tek başına. Hani formla ilgili bir şey çünkü. Evet, teşekkür ederim. Haftaya umarım görüşürüz.